Selamlar herkese. İyisiniz umarım. Bugün de pozisyon değişimleri, parmak sürüklenmesi ile ilgili bazı örnekler vereceğim. Taksimin içerisine de onları sığdırmaya çalıştım açıkçası. Sosyal medya mecralarından aldığım sorularda acaba tek tel üzerinden tiz seslere doğru çıktı dönerken neler yapmalıyız diye. Bunu en pratik yoldan birkaç alıştırma göstereceğim. Haliyle de glissandoyu ya da portamentoyu yapabilmesi için sol elimizin tek telde notaların yerlerini ezberlemesi gerekiyor evvela. Yani mi fa sol la si la sol fa mi notalarını gördüğünüz gibi ikinci pozisyonda yani yaptım. Acaba bunu neva üzerinden yaparken hangi parmakları kullanacağız? Bakalım kaç tane alternatifimiz olabilir. Ya da aslında mızrap kullanmadan da sol elimizin parmaklarını güçlendirdiğimiz takdirde notaları kullanabiliyorsunuz sol elinizle de. Buradaki amaç tek telin hakimiyetini artırmakta ve tabii şimdi buradaki natural sesler için bunu konuştuk. Daha sonra makamsal yapı içerisine girdiği zaman segah perdesi ile ilgili pozisyon değişiminde ya da ev iç perdesinin pozisyon değişimi ile ilgili de parmak numaralarının değişeceğini söyleyebilirim. Ama genelde gidişat olarak aynı yol üzerinden gidilecek. Yani yaptığınız zaman kürdüğün içerisinde de bir yeri var. Neva üzerindeki buselikte de bir yeri var. Yani dolayısıyla da tel üzerindeki gidip gelmelerimizde eğer bu sağlamlaşırsa bu gidip gelmeler sonrasında sizin yapacağınız glissandolarda mi teli üzerinde de bakalım. Thank you.
Kısacası tek tel üzerindeki örnekler çoğaltılabilir tabii ki. Ama pratiklik kazanılabilmesi için gösterdiğim yolun sürekli tekrar edilmesiyle gelişme kat edilecektir. Bugünlük bu kadar. İyi çalışmalar dilerim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.